Merhaba. Bugün sizlere kitap önerilerinde bulunacağım. Biliyorsunuz yakında 2018-2019 eğitimin ilk yarısını bitirmiş olacağız ya da doğrusu bitiriyor öğrenciler artık. Ve yarı yıl tatiline girecekler. Onun için yarı yıl tatilinde okuyabilecekleri, kafalarını dağıtabilecekleri kitaplardan bahsetmek istiyorum. Onlardan önermek istiyorum. Bunlar klasik de var. Şiir de var, polisiye, macera, aşk. Böyle karışık hani sizin günlük bir günde okuyabileceğiniz ya da hani ben bir 10 tane falan galiba ayarladım. Onlardan bahsedeceğim. Okumak isterseniz alıp ya da elinizde bulunuyorsa ilk sıraya koyup okuyabilirsiniz. Şimdi kitaplarımız şuradaydı. Bayağı bir ayarlamaya çalıştım. Hatta içlerini seçmeye de çalıştım da. Bakalım beğenecek misiniz? İlk klasiklerden, modern klasiklerden göstermek istiyorum. Stefan Zweig'in belki de bir sürü serisini okumuşsunuzdur. Ben galiba bu ilk okuduğum serilerinden, yani okuduğu kitaplarımdan biri. Stefan Zweig'in Bir Kadının Yaşamından 24 Saat. Burada partide bir tanıştığı adamla o gün 24 saat içinde neler yaşadığını, hayatının nasıl değişebileceğini öyle bir kısa öykü, hani Steven Zweig okurlar belki bunu bilir. Hani güzel bir hikayeydi. Farklı bir bakış açısıydı. 24 saatte insanın hayatının ne kadar değişebileceğini fark ediyor insan. Bir diğer Steven Zweig kitabımız Satranç. Satranç kitabında ben bu Satranç kitabını zaten sesli okudum. Yani ben çok beğenmiştim. Zaten ilk yine bu ikisini almıştım yanlış hatırlamıyorsam. İkisini bir günde bitirmiştim. Yani bir günlük okuyabileceğiniz klasiklerden bunlar. Hani güzel, sıkılmıyorsunuz gerçekten. Klasik okumak istiyorsanız da ilk modern klasiklerden Stefan Zweig'in kitaplarından başlayabilirsiniz bence. Çünkü kısa, anlaşılır. Hani dili çok ağır da değil. Yani çok güzel anlatıyor. Satrançta ise bir siyasi olaylardan bir adam içeriye yani hapse düşüyor ve orada bir o kadar çok içeride tek başına kalıyor ki tek hücrede ve bir gün yine sorguya çekilirken bir palto görüyor. Paltonun içinde bir dünyaca satranç oyuncularının hamlelerinin bulunduğu bir kitap buluyor ve o kadar çok kendi kendine onu çalarak tabii ki o kadar kendi kendine oynuyor ki artık delirme safhasına geliyor. Tabii ki hapishaneden kurtulduktan sonra bir gemide bir satranç turnuvasına giriyor. Ama maalesef ki yıllardır hiç oynamadığı satrançı bir anda oynayınca yine başka bir belirtiler görünmeye başlıyor. Yani güzel bir kitaptı. Okumanızı tavsiye ederim ve satranç da burada ne kadar önemli olduğunu bir daha görebiliyoruz. Güzel bir yani ikisinden hangisini okumak isterseniz ilk bence satrancı tercih etmenizi isterim. İkinci bir kitabımız biraz klasiklerden başladım ama bunlar güzel klasikler bence. Çünkü ben de ilk bunları okuyarak beğenmiştim. Diğer kitabımız Kafka'nın Dönüşüm kitabı. Ben Kafka'nın ilk Milena'ya mektupları okudum. Şahsen ne yalan söyleyeyim pek hoşuma gitmemişti. Hani ne yani böyle mektupları okudukça hani çok anlam veremedim ne yalan söyleyeyim. Ama Kafka'nın en sevdiğim Dönüşüm kitabı diyebilirim. Dava kitabını da okumuştum. O da biraz sıkıcı gelmişti ama Dönüşüm kitabı çok güzel. Kafka okuyacaksanız ilk Dönüşüm kitabından başlamanızı tavsiye ederim. Dönüşüm kitabından azıcık bahsetmek gerekirse başroldeki ismini unuttum ama yani hikayemizin başrolündeki bir gün sabah kalkıyor. Kendini böcek olarak uyanıyor ve ailesiyle iletişimi, onun ne kadar değer verdiklerini ya da böcek olarak yaşama nasıl baktığını. Çok farklı bir kitaptı yani. Güzeldi. Okumanızı tavsiye ederim. Çok da kapalı değil yani. Anlaşılabilecek dilde yazılmıştı yine. Yani daha Kafka'dan hangi kitap okum derseniz bence Dönüşüm en güzeli. Kafes.
Kafes kitabımız şu aralar filme de çevrildi. Gerilim dolu. Gözlerini sakın açma. Ben filminin bir yarım saatini falan izledim. Daha izlemedim. Daha doğrusu izleyip bitiremedim. Fırsat da bulamadım. Bir insanlar eyaletlerde yavaş yavaş çıldırmaya başlıyor kendi kendilerine. Bir şeye odaklanıyorlar ve onu gördükten sonra artık bilinçlerini kaybediyorlar ve kendilerini öldürüyorlar. Yani ölüme doğru gidiyorlar desek yeridir. Onun için burada iki çocuk ve burada bir geçmiş bir de şimdi biraz muhabbeti oluyor. Yani böyle bir geçmişi düşünüyor bir de şimdiyi anlatıyor. Ve ormandan beraber çocuk iki çocukla birlikte kaçışını anlatıyor. Güzel, gerilim dolu bir kitaptı. Sonu biraz havada kalmıştı. Araştıramadım acaba ikincisi olacak mı diye. Onu da en kısa zamanda araştırıp öğreneceğim. Çünkü bence devamı olmalı bu kitabın. Bir diğer kitabımız Fatma Erdey'in Emanet kitabı. Tek solukta okuyabileceğiniz çok güzel bir aşk öyküsü. Şöyle bir öyküsü var. Ben dilini çok beğendim. Sürükleyici, akıcı. Baba ve oğlun hikayesi var diyelim. Çünkü babasının geçmişi ve şimdi anlatılıyor. Bence çok güzeldi kitap. Yani ağa çocuğu ve annesinin baskısıyla büyümeler. Mevsim, yani Mevsim güzel kızımız. Evimizin maalesef küçük oğluna, yani ağasına aşık olur ve ağamız da tabii ki Mevsim'e de aşık olur ama onların birleşmesi mümkün mü ya da birleşebildiler mi? Çok güzel bir hikayeydi. Çok yani böyle bir kurgu çok güzeldi bana göre. Geçmiş gelecek olay vardı ya, hani severim öyle öyküleri. Güzeldi. Galiba bunun yine kitap önerim içinde olması lazım. Bulursam açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Bir diğer kitabımız bence bu seneki zaten favori kitaplarımın içinde. Yine göstermiştim, yine gösteriyorum. Kitap okurların kesinlikle okuması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Fahrenheit 451. Ray Bradbury'in yazdığı bence çok çok öngörülü bir kitap. Kitapta 2023 anlatılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ama yazılış tarihi 1900 kaçtı? 53. 53'te yayınlanmış yani. Ama gene de yani o öngörü bence şahane. Okumalısınız. İnsanların kitap okumayarak ne kadar monotonlaştığı, düşüncenin zaten yok olduğu, televizyonların ön safhada olduğu, iletişimin hep teknolojiyle olduğu, insanların düşünme gereği duymadığı, hani şöyle diyeyim, gerçekten şimdiyi anlatıyor. Hani şu an herkes telefona ve internete bağımlı durumda. Ve onu çok güzel anlatıyor kitabımızda. Şurada bir şeyin altını çizmiş. Şimdi bakalım. Diyor ki, çocukları her 10 günün 9'unda başımdan atıyorum. Okulda oluyorlar. Ayda 3 gün eve geldikleri onlara katlanıyorum. Bakar mısınız, çocuklarına bile katlanamıyorlar. Onları oturma odasına sokup televizyonu açacaksın. Şimdiki velilerimiz gerçekten bunu yapıyor. Giysi yıkamak gibi aynen çamaşırları tıkıştırıp kapağı kapatacaksın. Bayan Bovis kıkırdadı. Beni öpeceklerine tekmelemeye yeğliyorlar. Tanrı'ya şükür ki tekmeyle karşılık verebiliyorum. Yani şu an çocuk sevgisinden mahrum. Çocukların eline telefon veriliyor. İletişim sıfır. Şu anki en büyük çocuklarda sıkıntı zaten iletişim. İletişim yok çocuklarımızda maalesef. Hani okumanızı tavsiye ederim. Ve yani bu her yaştan kişi okuyabilir bence. Sadece çocuklara ya da yönelikli yetişkinler. Öncelikle yetişkinlerin okumasını tavsiye ederim. Bir diğer kitabımız benim favori yazarlarımdan. Jennifer Le Armentrout'un Kış Güneşi kitabı. Aşk kitabı. Cıvıl cıvıl. Bir günde bitirebileceğiniz. Yani güzel bir kitaptı. Severek okumuştum ben. Bir gecede
3-4 saatte okuyabileceğiniz bir kitap. Zaten kalınlığı da çok değil. 316 sayfa. Size belki çok gelebilir ama ben bir günde rahat 6 saatte en fazla keyifli okumayla okunabilir. Günlük 4 saat rahat okuma yapıyorum genelde. Yani yapılmayacak bir şey değil gerçekten. Telefonlara ve televizyona ayırdığımız saati düşünürsek bence 2-3 saat çok da uzun bir süre değil. Kış güneşi, kısaca konusundan bahsedeyim. Kış güneşimizde iki en iyi arkadaş, erkeğimiz çok çapkın. Kızımız da onun çapkınlıklarını hor gören ama bir taraftan da geçmişten beridir ondan hoşlanıyor. Ama çocuktan durmadan hovarda olduğu için her gün biriyle yatıp kalktığı için yani ona o gözle hani göremiyor, hani ona baktığını düşünmüyor. Tabii olaylarımız farklı gelişiyor. Güzel bir aşk kitabıydı diyelim. Okumanızı tavsiye ederim arada bu kitapların içinde. Hepsinden karşılık gösteriyorum ki aman bu nasıl 15 tatil demeyin. Evet, şiir kitaplarından bir yıldır okumaya çalışıyorum ben. Şiir kitapları fazla okumazdım. Bu sene Özdemir Asaf'ın Çiçek Senfonisi adlı toplu şiirlerini göstermek istedim. Parça parça da vardı. Ama bu kadar kalın ve neredeyse bütün şiirleri var diyebiliriz. Özdemir Asaf güzel. Öz ve az yazıyor şiirlerini. O yönden güzel yani. Hani böyle çok şatafatlı şiirleri sevmeyenler için kısa kısa, güzel böyle tek kelimeyle her şeyi anlatabilen yazarları seviyorum. Hani kısa ve öz yazarlardan. Ben severek okumuştum kitabını. Özdemir Asaf, bu Çiçek Senfonisi. Daha doğrusu en başta 9'a kadar onu almıştım. Sonra bir baktım, bir iki tanesini daha almıştım. Baktım bu hani Çiçek Senfonisi bütün şiirlerin olduğu derleme toplu şiirler diye. Bunu da alıp okuyabilirsiniz. Çünkü bütün şiirleri var. Ayrı ayrı olacağına böyle alabilirsiniz. Ve son kitabımız, ilk okuduğumda ben bunu yıllar yıllar önce okumuştum. Ters ve Yüz kitabımız. Yazarın ismi neydi? Amy Harman. Kitabımız ilk başta ezik bir kızımız. Çok yakışıklı, kendine güveni olan bir erkeğimiz var. Hani birleşemeyeceklerini düşünüyorlar. Yani çocuk çok popüler olduğu için kızın ona bakamayacağını düşünüyor. Çocuk da kızın ona bakmayacağını düşünüyor. Yani bunu yıllar önce okuduğum için şu an kafamda hatırladığım bunlar ama ben çok severek okumuştum. Onu çok iyi hatırlıyorum. Hikayesinden çok etkilenmiştim. Çocuk askeri gidip geldikten sonra tabii ki askerlikte bazı olaylar yaşıyor ve hayata enteresan bir şekilde küsüyor ama kız hiçbir şekilde ondan vazgeçmiyor. Güzel bir öyküsü vardı. Ben severek okudum. Sizin de okumanızı tavsiye ederim. Belki bir gün bunu yeniden yine ayrıntılı anlatabilirim. Şu an sadece okuma tavsiyesi önerisi olarak tavsiye ederim diyorum. Yani tek soluklu okunacak kitaplardan diyebilirim. Evet arkadaşlar, 15 tatil için önerim bu kitaplarda. Aslında önermek istediğim daha bir sürü kitap vardı ama abartmayayım dedim. Bakalım kaç tane kitap seçmişim. 2, 4, 8, 9 kitap seçmişim. Aslında daha da fazla seçebilirmişim ama benim tercihlerim bunlardan yanaydı. Okumak istersiniz bak, klasik de var, şiir de var, polisiye var, daha doğrusu gerilim diyelim. Güzel kitaplardı. Ben hepsini beğenerek okudum. Size de tavsiye ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin. Görüşmek üzere. Güle güle.